Uzun bir aradan sonra FRT ekranlarında tekrar sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. Yepyeni bölümlerimizle her hafta sizlerle birlikte olacağız. Evet, Söğütlü köyüne konuk oluyoruz bugün. Efendim, Söğütlü Köyü Muhtarı Sezgin Çolak'la birlikteyiz. Köy diyorum muhtarım ama artık mahalle olduk. Bu mahalle köy ayrımını siz nasıl buluyorsunuz? Artık mahalle oldunuz siz de. Ya Büyükşehir yasasından dolayı mahalle olduk ama köy olarak kalmak, köy demek bizce daha güzel. Mahalle yani çok da denişen bir şey yok ama köy daha bence daha güzeldi. Köy demek saflık, temizlik demektir. Aynen, saf demektir aynen, yani. Aynen, ha. Aynen, evet. Ama işte mahallede yapacak bir şey yok. Yasalarda boynumuzda gelecek bir şey yok. Evet. Çünkü resmiyette ne yani. Kadar mahalle olsa da biz köy olarak devam edelim yani. Röportajımızda. Yani. Muhtarım şimdi 3 aylık bir muhtarsınız, evet. Çiçeği burnunda. Evet. Bu seçim sürecini nasıl geçirdiniz? Vallahi seçim sürecinde öyle hani pek de kafaya taktım. İlle de olsun diye öyle bir düşüncem olmadı. Nasipse benim olsun dedim. Yani hep böyle söyledim. Hayırlısıysa benim olsun dedi. Öyleymiş, öyle oldu. Yani çok da kafaya taktığım bir şey yoktu. Çalıştık. Millet böyle uygunluğu gördü. 31 Mart'ta herkes bana oy verdi bilirim. Ben onu bilirim. Ben Söğütlü Mahallesi'nin muhtarıyım. Başka bir şey diyemem bu konuda. Peki şimdi az sonra gerçi yavaş yavaş köyünüzü gezeceğiz birlikte. Evet. Projelerinizi yerinde bize anlatacaksınız. Evet. Ama kabatasak şöyle kısaca. Söğütlü için neler düşünüyorsunuz? Söğütlü köyü için, insanları için. Söğütlü mahallemizin merkezimizin içme suyu yok. İlk düşüncemiz, ilk projemiz o. İçme suyu. Vatandaş bu konuda sıkıntılı. Ondan sonra yollarımız, mahalle içi yollarımız çok iyi değil. Onların yapımını şey yapacağız. Bazı işte bağlantı yollarımız var. Yürek mahallemizde olsun. Yayla koruyularımızda. Oralar sıkıntılı. Onlara şey yapmak istiyoruz. Çözümlesin istiyoruz. Köyümüzde bir sosyal tesis istiyoruz. Düğündür, yemektir. Bunlar çok önemli. Yani biraz daha sosyal, biraz daha iyi. Vatandaşa hizmet etmek için geldik. Çok fazla vaadim yok ama elimden gelen her şeyi yapmak için, çalışmak için geldiğimi söyleyebilirim. Bölgenin ilk ilkokulu galiba sizin köyünüzdeymiş Fethiye'den sonra. Şimdi Söğütlü Köyü demek unutuldu gitti. Bilmiyor, çoğu da tanımıyor ama Söğütlü Köyü eski Fethiye'miz ilçe değilken, Fethiye'miz ilçe değilken daha Elmalı ve Köyceğiz ilçeyken Merkez Köyü adında, Merkez Köyü yani Söğütlü meseleniz değil de Merkez Köyü adında bir köy. Bir tane ilkokul Fethiye'de var, bir tane de bizim benim köyümde Söğütlü'de Merkez Köyü'de var. Hatta resimde var bir tane eski Yunanistan yapımı, Yunanlılardan hani tabirle Yunanlılar diyoruz. Onlardan kalan bir okul yıkılıp da yeni okul yapılırken orada çalışmalardan dolayı bir tane eski fotoğrafımız var. Tabii bu ondan sonra Fethiye ilçe olduktan sonra hatta Fethiye işte merkez köyken orada ilkokul varken Ortaköy'den, Ören'den, Paşalı'dan ki ta Nif'ten okumaya gelmişler. Orada akrabalarında kalıptı o kadar zor şartlar altında. Başka yok çünkü. Ondan sonra Fethiye ilçe olduktan sonra ayrılmış bunlar. Yavaş yavaş işte Kızılbel ayrılmış, Yayla Koru ayrılmış derken biz kaldık. Biraz da bakımsız kaldık, unutulduk gitti. Şimdi çoğu tanımıyor. Hatırla nerede? Acaba Söğütlü köy neresi? Yani artık merkez köy olduğumuz her değiştiğinde mesela merkez köyden Gürme'ye düşmüş. Gürme demişler adına. Ondan sonra Söğütlere falan ayrılıyor. Kızılbel ayrılıyor. Ondan sonra Söğütlü mahallesi, Söğütlü köy demişler. Şimdi de mahalle olduk. Tarihi çok eski. Çok güzel bir köy. Rakamımız 670 ile 1000 arasında. Tam bir yayla havası tam var. Tam yayla havası. Burada. Evet. Ondan sonra ulaşımı aslında çok kolay ama işte bilmedikleri için zor diyorlar. Fethiye merkezinden benim evim olduğu yere 35 kilometre. Ben köyün üst başında duruyorum. Yeşil Üzümlü yolu güzergahı. Tabii yani. Kızılbel'den geçiyorsun. Yayla Koru'yla Kızılbel arasında çok güzel bir köy aslında. Benim köyümden geçip Çameli, Denizli istediğin yere gidebilirsin. Yürek Mahallesi'nden geçip Kemer üzerinden Antalya tarafına bağlanabilirsin. Hatta Yürek Mahallesi'ne, Yürek yerleşim alanı diyelim artık mahalle demeyelim. Yerleşim alanına indiğimiz zaman orada Akçay dediğimiz bir yer var. Oradan şeye geç, biraz sonra sizden göreceğiz. Oradan Dirmil tarafına falan geçiş var. Güzergahlar var. Ya aslında çok güzel bir yer ama unutulduk gittik. Birçok yatırım lazım.
Su değirmenimiz vardı 5 tane. Hiçbiri çalışmıyor. Bir tanesini çalıştırmak istiyorum. Devlet de bu konuda bildiğim kadarıyla şey veriyormuş. Destek, kredi falan veriliyormuş galiba. Bunlarla uğraşacağım. Köyüm için uğraşacağım. Başka bir şeyimiz yok. Şimdi göç olayı nasıl? Göç bayağı yani, var göç mı? Fazla, köyden fazla. Şehri. Çok fazla. Neden fazla? Sosyal yaşantı olarak işte asfaltımız çok iyi değil. İçme suyumuz yok. Çalışma alanımız var. Zayıf. Mesela Yürek mahallemde adam 5800 metre boru döşedi, su getirdi. Yani şimdi bunlar öyle, bunlar hepsi külfiyet demektir. Hizmet olmadığı için, yani parasal maddi durum olmadığı için çok aşırı bir göç var. Yani köyümün 3'te 2'si dışarıda. Yani bunu nasıl önlenir? Biraz da gençliğimizde tembellik çok. Askerimiz 2200 lira alacak. Ama gelip köyde aslında ben köydeyim, ben 45 yaşındayım. Ben hep köyde çalıştım. Çok şükür bir şikayetim yok. Çalıştıktan sonra bir şeyler var ama biraz da tembellik var galiba. Söğüt Mahallesi'ne adım adım dolaşmaya muhtarımızla birlikte devam ediyoruz. Şu an neredeyiz muhtarım? Şu anda Kızıbel Yürek yolundayız. Kızıbel'le Yürek ve Söğütlü Dere Çayal Paşalı'nın kullanmış olduğu ana yol güzergahındayız. Şu an herhalde bir çalışma başlamak üzere mi diyelim yolla ilgili? Çalışmamız başlatıldı ama bazı eksiklerden dolayı şu anda durduruldu. Yine ama devam edecek. Arkası gelecek. Büzlerimiz yok. Büz eksiğimiz var. Onun için şu anda durduruldu ama sonunda gelecek, inşallah yapılacak. Kaç kilometre bu yol? Bu yol 4 kilometre yapılması gereken. Yürüyün mahalleye kadar giden? Mahalleye kadar, evet girişine kadar, evet 4 kilometre. Son yeri yaptırarsan sağ olsun da ama 4 kilometre yeri yapılacak. Çok kullanılan bir yol. Buradan Cavur Döndü'ye, Ortaköy'e, Kemer'e, Paşalı'ya, Söğütlü Dere'ye her yere bağlantı yolu. Yapılması gerekiyor, bir an önce yapılması gereken bir yoldur. Arkamda şu an görmüş olduğumuz kurumuş bir dere var. Neredeyiz biz? Şu anda meşhur Akçay, Bokluca dediğimiz yerdeyiz. Buraya mevkisine Bokluca dere sürekli dolduğu için yukarıdan şu gördüğümüz dağlardan, bakın şu alayır var. Oradan gelen toprakları buraya çağırdığı için kısın çay, buraya Bokluca denir. Ama birkaç yıldan beri bir ıslah yapıldı. Fazla şey gelmiyor. Bu gördüğünüz yol şu anda üzerinde, kışın çalışmıyor. Ama bu yol şu anda Cavur Döndü, Pırnaz, Söğütlü Dere, buradan Kemer'e de geçebiliyorsunuz. Ortaköy'e, Kemer'e geçebiliyorsunuz. Yıllardan beri bizim bu arada bir köprü isteğimiz var. Çok geniş mesafe olduğu için bu köprüyü yapamıyorlar. Çok geniş mesafeymiş. Buyurun, bir şirket gelmiş, dağı delmiş, yukarıdan su getirmiş, santral yapmış. Dağı delmiş de. Zaten burası doluyor. Benim çocukluğumda bizim buradan aşağı 10 metre aşağı iniyorduk. Şimdi 10 metre yukarı çıkıyoruz. Doldu. Buraya üstten değil, alttan bir geçit yapalım. Niye üstten yapıyoruz ki? Alttan geçelim, nasıl olsa doluyor. Millet de bu şeyden kurtulsun. İsteğimiz budur. Herkes üst geçidi bıraktı, alt geçide kadar geçti yani. Bakın bu doluyor diye de yapmıyorlar bu köprüyü, altı doluyor diye. Madem bunun üstü doluyor,
Hani köprü dolacak ya. Alttan geçirelim. Dolmasın. Biz alttan geçirelim. Ne olacak? Çok mu zor? Dolmuş daha olandan evet. Geçirelim köprüyü. Evet, daha kolay, daha basit ve daha bir çözümdür yani. Millet faydalanır. Siz herhangi bir girişimde bulundunuz mu bununla ilgili? Çok daha, ben daha yeni muhtarımın daha yeni girişimde bulunacağım. Hatta yazışmalar falan yaptık ama daha bize bir şey gelmedi. İleriki günler daha iyisini bulacağız ama şu anda sizin vasıtanızla galiba daha iyi olacak gibi geliyor bana da. Bana da çok güzel projeleri var gibi geliyor yani, muhtarımızın. Yani ya Pırnaz'a gidiyorsun, Kemer'e gidiyorsun. Yani böyle kullanılan bir yer. Neden olmasın ki? Çok mu zor alttan geçmesi? Kumu hazır burada. Çok da kolay bir şeydir bence. Evet. Buraya Akça'ya alt geçit istiyoruz efendim muhtarımızla birlikte. Tünel geçit, Türk geçit de diyersek diyelim. İstanbul'un altından geçtiler, denizden geçtiler. Burada da geçtiler. İkinci Marmara istiyoruz. Arkadaşlar gerçekten yaşanması güzel bir yerdir. Karşımızda Söğütlü Dere. Yukarıda Okuarkı Dere. Yaylası ve Seyli'yle buyurun. Karşımızdan Siyamlar, Narlık yolu geçiyor. Onun için biz bunu talep ediyoruz. Bir milletin isteğidir. Yapılması geç kalmış bir şeydir bence. Çok geç kalmıştır. Köyünün Kavacık Mahallesi'ndeyiz. 900 metre rakım bulunmakta şu an bulunduğumuz yerde ve yanımda da görmüş olduğunuz gibi çok çok eskilere dayanan bir ambar var. Bunun gibi onlarca ambar bulunuyor. Tabii eski bir köy olduğundan dolayı. Burası Kavacık Mahallemiz. Tabii ilk izizlikten, el akazdan ne bileyim işte hizmetlerin gelmemesinden çoğu vatandaşımızın gençliğimiz Fethiye, Çatalhöyük'te yaşıyorlar. Oradan yer almışlar, oraya geçmişler. Yani şurada 5 ev varsa Fethiye'de belki 75-80 ev var Kavacıklı olarak Çatalhöyük'te. Şu görmüş olduğunuz ev Mevlüt amcamızın evi. Geçen yıl gitti aşağıya. Bayağı göç veriyorsunuz o zaman. Siz hem gençler durmuyor köyde. Tabii. Yani, hani iş açısından iş hem de yaşlılar ya. Elden ayaktan biraz kesilince. Tabii iş yok, hizmet işte geldiğiniz yolu gördünüz yani öyle kolay mı? Yaşamak da kolay değil burada. Aşağıya gören insan Fethiye'yi çatalar yaşayan insan burada biraz zor durar yani onun için. Böyle bir şartlarda yaşanmış, gelmiş, geçmiş tarihi. Ama istiyoruz ki buralar güzelleşsin, düzelsin. Aşağıdan gelenler olsun ki bu köylerimizin değeri bitmesin. Gelsinler. Şehirde çoğalmanın bir anlamı yok bence. Yaşamak daha zor. Burada daha güzel ama inşallah ileriki günlerde dönen gelen olur. Biz de görürüz. Evet, manzara güzel, hava güzel, doğa deseniz harika. Peki de 40 derece, 50 derece. Dur gel şurada 25 derece duruyorsun. Şu anda Kavacık'ta bulunuyoruz. Kavacık'tan, Kavacık mevkiinden karşıda Tepeci Dağı dediğimiz yer var.
Tepe Cağları'nın arasından bir vadinin içinden böyle bir tane patika yol geliyor. Rahmetlik dedem bu yolu tam 2 yılda elleriyle aşmış. Arkasında 25 dönüm arazisi var. Bizleri, çoluğun, çocuğun, torunlarım rezil olmasın, geliştirsin diye ama şu anda bakımsızdan tarlalar falan bitti. Ekilmiyor, dikilmiyor. Çünkü şey çok fazla. Giderimiz çok fazla. Ama 2 yıl elleriyle aşmış insan gücüyle. Bir şey diyemem. Doğa harikası çok güzel bir yer. Tepelce Dağı'nın arasında. Bu gördüğümüz yer Kazan Deresi, Kazan Vadisi diyoruz. Karşıda küçük küçük inlerimiz var. Çok güzel bir yer. Değerlendirmesi gerekir. Bunun önünü büyüsek, buralara gölet yapılsa, barajla bir şeyler yapılsa milyar metre küp su alır. Önünde sulanacak arazilerimiz çok. Kızılbeyli, Üzümlü Ovası, Gürme, Sahil Koruyucu yerine solunabilir. Daha önce yukarıda bir projemiz vardı. Bu projeyi geçirgen toprak olmaz diye iptal etmişler. Biz bunu yeniden değerlendirip bu millete hizmet olarak sunulmasını istiyoruz. Çok da güzel bir kanyon. Gerekirse turizm olarak değerlendirilebilir. Annem nasılsın? İyiyim, çok iyiyim, teşekkür ederim. Ufak tefek göründüğüne bakmayın ama çok zekiymiş zamanında. 5. sınıfa kadar okumuşsun öyle mi? Evet, evet okudum. Şöyle geçmişleri anlat bakalım. Sadece burada varmış okul herhalde. Evet. Uzaklardan geliyorlarmış, çevre köylerden geliyorlarmış biz okumaya. Biz de yayan giderdik. Yol yoktu. Öyle bir şeyden giderdik, düşerek kalkarak giderdik. Ayakkabı yoktu, elbise yoktu. Biz öyle geldik geçtik. Öğretmenimiz bir tekti. Onun için şimdi her yer öğretmen çok güzel. Ama evvelkinlerin kıymeti belsiz. Eşin ne iş yapıyordu? Herhalde vefat etti Allah rahmet evet. eylesin. Evet. O çobancılık gibi, çiftçilikti yani. Sonradan marangoz işlerine yapmaya başladı. Sandık ev işte bir şeyler. Yapıyorum. Nasıl evlendiniz? Ben en çok onu merak ediyorum şimdi eski teyzelerimizden, nenelerimizden onları anlatmasını istiyorum ben. Ya biz kaçtık doğrusu. Beni istedi vermediler. 2 sene uğraştı. Babam vermedi. Ne bileyim neden etti. Biz de ayrılmadık. Kaçtık, evlendik. Dudu anacığım da buraya otururken bu altındaki sandalye sallanıyordu. Anacığım sen buraya geç. Ben oraya geçeyim. Bak sallanır düşersin. Ben düşeyim. Senin yerine dedim ama olmaz dedi. Onu benim kocam yaptı dedi. Hiç düşmez. Bir şeycik olmaz dedi. Sapasağlam yaptı dedi. Öyle evet, mi? Evet. Doğru. Marangozdu. Evet. Sandık yapardı. Ne bileyim eğme işte yapardı. Çatı matı yapardı. Şimdi Dudu anamızın dedesi Çanakkale'de savaşmış yıllarca. Bir sever, o yılları sever, anlatsana. Sever birlik... Şeyiniz hani girmiş seferberliğe girmiş oradan çocukları varmış 3 tane çocuğu varmış ufak ufak olmuş gitmiş çocuklar büyümüş kız gelinlik olmuş oğlanlar ergenlik olmuş askerden ölmemiş gelmiş vedası yetmemiş yani geldiğinde çocuklarını tanıyamamış ve de nenemiz hastalanmış, rahatsızlaşmış. Eve geldiğinde çocuklarını teslim al. Benim işim bitti gayri demiş. Nenem menfaat etmiş. Dedem de çocuklarını büyütmüş. Ev vermiş. 18 sene herhalde 18 sene askerlik yapmış. Tabii ordu sever birlikte kalmış ama ölmemiş. Bir de bir daha vardı bu arada bir adam amcacık. O da sever birlik Yusuf derlerdi. O da sever birlikte kalmış yaşlı bir amca.
Yani ben o kadar biliyorum. Ya bana bu köyü anlatır mısın anacığım? Yani nasıl bir köyde yaşıyorsunuz siz? Bütün gününüz nasıl geçiyor Söğütlü'de? Bizim bu arada çiftçilikle geçiyorum. Sebze yapıyoruz. İşte böyle geçiniyoruz. Muhtar kopya veriyor yanda. Yani tütüncülük yaptık. Ondan sonra çiftçilik yaptık. Çobancılık yaptık. Bizim buranın geçimi bu. Başka bir şey bilmem ben. Şimdi sen muhtarımızla birlikte yaşıyorsun, evet, artık değil mi? Evet. En güçlü, hani ufak oğlumla beraber yaşıyorsun. İki tane daha oğlum var. Kamera öncesinde o kadar rahat konuştu ki bizle. O kadar böyle şakır şakır bülbül gibi konuştu vallahi. Anacığım ama şimdi kameranın önünde tutukluk yapıyor azıcık. Utanıyorum. Utanıyorum. Utanma be. Utanıyorum. Utanma, biz bizeyiz burada. Muhtarım, şu an bulunduğumuz bölgeyi bize anlatır mısınız? Şurası Harmanseki. Şu gördüğünüz şöyle, burası Harmanseki. Yüreğin üstündeki bir yerleşim alanı. Gördüğünüz gibi zeytinlik. O yol Söğütlü'ye, şu karşıya giden mesenize, merkezimize giden yol. Bakın şurada bir dere görünüyor. Kanyon böyle üst görünüyor. Ütüzlü dere, Berizli dere. Aslında çok güzel. Turizm olarak 10 numara ama el atılmadığı için yaşanmıyor. Çok güzel, mükemmel. Gidince oradan da göreceğiz. Hatta şu görünen evin altında dermen var, bir tane mi? Çalışmıyor. Su dermeni var. Şurada arkada gördüğünüz su boru var. Su borusu. Evet, evet. Bu boru 5800 metre vatandaş döşedi bu boruyu. 5800 metre. Daha önceleri Dural amca dediğimiz adam buradan arık yapmış. 5800 metre eliyle arık yapmış, su getirmiş. Burada bahçe sulamış. Bu vatandaş da bu boruyu buraya serdi. Eski arılarına zarar. Bu sulama suyu mu? Evet, sulama suyu olarak kullanıyorlar. Bu suyun arkasında çok su var. İnşallah bunu dile getireceğiz. Toprak suyuyla beraber olup çalışma yapıp bu araziyi buradan aşağı komple sulamak istiyoruz. 5800 metre çok mesafe değil devlet için. Bizim için çok ama vatandaş 5800 metreden boru dışı suyu getirdiyse devlet satan getirir. Sıkıntı yok. Onun için vatandaşa bu hizmetleri sunmak için daha öncesinde arık var. Sulama arı olarak gelmiş. Elle yapılmış. Bunları değerlendireceğiz Allah izin verirse. Muhtarım, şu an bir köprünün üstünde bulunuyoruz. Evet. Bu köprüyü kimler yaptı? Bu köprü 2000, şurada tarihi de vardır, 2002-2003 yıllar arasında Gazanderesi Köprüsü olarak geçer. Özel idareçi montosunu verdi. Bu halk, yürek ve mesenes halkı olmak şartıyla bu halk toplandı. Necmi Murat deriz lakabına, Murat Güçlü muhtarlık yaptı bir dönem. Onun döneminde yapıldı. Halk işbirliğiyle 90 gün çalışan var, 45 gün çalışan var. Devlet çimontosunu verdi, halk yaptı, taş duvarını halk yaptı. Bu taş duvarın yüksekliği, derenin içinden yukarıya 12 metre yüksekliği. Tek tek ellerle, elle bu taşları yukarı aşağı indim. Bu halk bu köprüyü böyle yaptı. Zaten bu köprünün de şeyi çok eski. Yani yıllar yılı bu köprü geldiler, baktılar, yapılmadı, olmadı, yapamadık falan filan. Halk üstlendi, yaptı. Demek ki yapılabiliyormuş. Bravo. Söğütlü halkına bravo. Bu millet Söğütlü'den yahut Yayla Koru'dan yüreğe gelebilmek için Kızılbey'e dolaştı geliyordu. Geldiğimiz yol dolaştı geliyordu buradan geçmek varken. Kestirme bir yol olmuş tabii. Bu köprüde. Yani 15 metre kilometre dolaşmaktansa 2 kilometrede geçiyorsun. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz kekik, mor kekik. Bizim yaylalarımız mor mor kekikli diye geçen türküdeki mor kekik. Bunun birçok hastalığa faydası varmış efendim. Bunu kurutuyormuşsunuz, bir güzel demliyorsunuz ve içiyorsunuz. Ancak bizim muhtar bunu böyle taze taze de yiyebiliyormuş. Evet. Buyur ye muhtarım. Buyurun, görebilirsiniz. Mide ağrılarına, birçok hastalık, soğuklama deriz biz.
vücudun kırışmasını, kaynatın için. Bunu her sabah içebilirsiniz. Hatta internette de yayınlıyorlar birçok hastalığa, kansere kadar iyi geldiğini internette gösteriyorlar. Çiçeğini mi yedin sen? Şimdi neyini yedin? Çiçeğini de yiyebilirim, şeyini de her yerini yiyebilirsiniz. Bakın böyle, görüldüğü gibi. Yani biraz acıdır ilk zamanlar. Çiş de çaktırmıyoruz. Sonra da datlanır. Çok ağızda güzel bir tat oluşur. Mide şişkinlikleri falan çok iyi gelir. Bir de ben yiyeyim bakayım. Doğaldır, çok güzel. Bakayım bir nasılmış. Acı değil mi? Bari, bakın her şey aslında. Çok keskin. Ya şu gorgeous pınar var ya, malın yani geçinin, ineğin yediği her şeyi bizler yiyebiliyoruz ve bize çok faydalı, bunu bilin yani. Köyde gezinirken burada oturan yaşlı, güler yüzlü, şirin bir şirin bir nenemize denk geldik. Neneciğim seni tanıyalım. Ben Yaylakor'dan geldim buraya. Gelin oldum da geldim. 67'de. 67'de. Yaş kaç? Yaş o zaman 25'ti. Hindi kaç? 79. Maşallah. Ama çok genç, diri gözüküyorsun. Nerede? Gözüküyoruz. Vallahi ben orada gördüm. Uzaktan öyle gördüm. Tamire gidersem iyi oluyor. Gidiyor mu sık sık tamire? Allah muhafaza. Gittim geçenlerde. 2 gün, 3 gün yoğun bakımda yattım geldim. Sana ne diyorlar köyde? Köyde Zülfe derler. Bu arada Üzümlü'ye varınca da Zülfe'dir. Oradan sonra Fethiye gittin Zehra. Zehra'ya dönüyorsun. Ya. Anaya babaya karşı gelmek yok. Anan babanı nereye verirse orada boynunu eğiyorum. Beni verdiklerde benim adam askerdi. Beni aldı 9 günlük gelinken benim adam askere gitti. Sormadılar bile. Sorsalardı ne derdin? Olmaz derdim. Var mıydı gönlünde biri? Yoktu da asker adama olmazdı. Sonra evlendin, askere gitti 9 gün sonra. Sen ne yaptın burada? Burada analığına, babalığına, kayınvalideleri, görümcelerle. Kaldık. Kaç çocuğun oldu? Benim hepsi sağ olsa 5 olacaktı. Bir seci sağ, 4 tanesi telef oldu. Ben 2. sınıfta okuldan aldırdı babam beni. Başka yere yazdıracaktı. Babam okutmak istemedi. Küçüğüm gelince. Adam da ne edecek, askere mi gidecek? 5-10 kuruş örgendiş diye. Dedi. Öyle dedi. Hı. Okuldan sildirdi beni. Çoban yaptı. Ayağımızda babuç yok. Hı. Arabanın iç tekerinden çarık dikersin. Dış tekerinden babuç dikersin. O şartlarda çalıştın yani. O şartlarda. Ben oradan bir çört mektirin çarp dedi. Ayağın üstüne çıkar. Of. Neler çekmişsin nenem be? Tabii. Ama özlüyor musun o günleri? Özleme. Bayağı çekmiş. Ben çarık terledim de alırdım. Can torbaya katardım. Yalayarak giderdim geçinin arkasına. Evlenene kadar böyle mal güttün öyle mi? Hayır, evlenmeden önce biraz mal sattık da. Ha. Evde durdum da. Evde durdum da düğen dokudum. Düğünün nasıl oldu düğünün? Aa, bizim düğünlerimiz düğündü. Hindike gibi sürtüştürme düğün değildi. O nasıl oluyor ya? Bir erkek bakacak, o erkeğe aşırırlar. Ortaya çabuk gelenler, kadınların oyunlarına bakıtmazlar. Ha, ayrı ayrı oluyordu yani. Ayrı ayrı olurdu. Erkeklerin oyunu ayrı olurdu. Kadınların oyunu ayrı olurdu. Ama indiki gibi bir gün bir balo etmezlerdi. Perşembe günü akşam üzeri gelirdi çalgı. Cuma günü yük yerim olurdu. Cumartesi gün gündüz kına olurdu. Akşam gece kına olurdu. Pazar günde gel lan. 3 gün sürerdi yani. 3 gün düğün sürerdi.
Şimdi harp yapmak değil, vatan kurtulsun. Her şey yerine varsın. Bir gece bir balı öttüler, tamam. Bu balığı da ben hiç sevmem işte. Göstermelik yapıyorlar, geçiveriyorlar değil mi nenem? Harp yapmak değil, vatan kurtulsun. Bayramlarda nasıl yaşardık? Hı. Evvelki bayramlardan bir şey kalmadı. Hı. Bayramda kesersin kurbanı. Hı. Bugün ben kestim değil mi? Hı. Toplanırız köylü toplanıp burada yemek yer. Kaç tane keserdin köylüyü topladığına göre? Bir tek. Bir tane. Bir tek keserdik. Yeter miydi o? Hepsi bir gün. Hepsini şimdi yemezlerdin ki. Hı. Bizim orada yedilerdi, komşuya giderler. Komşu yediler. 10-15 tane komşu yerler bir günde. Hı. Komşular davet eder. Kurbanın etini yerler. Hı. Öyle. Şimdi pay verecek yer bile yok. Her ne kadar Dilek ablamız bizim için hamur açmış desem de doğru değil. Bu hamuru kendileri için açıyorlar ve biz de bu hamurun üzerine denk geldik. Kaç gün götürecek sizi bu hamur? Ya o bazı ekmekçiden de alıyoruz ekmek. Ben bunu çok yapıyorum. 12-13 yapıyorum. Ondan sonra biraz soğuduktan sonra, pişirdikten sonra dondurucuya atıyorum poşetleyip de. Akşam yiyeceğimi sabah yiyeceğim. Akşam çıkarıyorum ve yumuşacık. İlk günkü gibi tazecik çıkıyor. Evet. İlk günkü gibi tazecik. Bozulmuyor. Porlanmıyor. Ama eskiden işte dipfriz, buzdolabı falan da yoktu. Ne yapıyorlardı eskiden? Onu da açıklayacağım. Önceden her şey organikmiş. Şimdi artık buğdaylara gübre atılıyor. Her şeyler yani her şey gübresiz hiçbir şey olmuyor. Olmadığı için de bir de bir maya çıktı. Biz de maya yattığımız için o maya zaten bunu durdurmuyor fazla dolaba koymayınca. Önceden ekşi hamur vardı. Ben ekşi hamur kullanmıyorum. Onunla mayalıyorlardı. Evet, onunla mayalıyorlardı. Biraz bayattığı zaman az ekşimsi olur. Ondan sonra az da sert olur. Onun için ben maya kullanıyorum. Ve de memnunum yani bir sıkıntı da yok. Buzdolabımız da var. Evet, rahatsız. Evet. Çalışıyorsunuz çünkü değil mi? Evet. Tarlaya gidiyoruz. Şimdi ekin zamanı. Ekin yapıyoruz. Ekine gittiğimiz için her zaman evde durup da ekmek yapamadığım için bunu tarlaya gideceğim zaman sabahtan çıkarıyorum. Götürüyorum tarlaya öğlene kadar. O orada yeni pişmiş gibi oluyor zaten. Onu orada kullanıyoruz. Çok güzel. Şimdi bunu nereye götürüyoruz? Bunu şimdi yere atacağım. Bunu yere atıyorum. Buradan sonra saçta pişireceğim. Bundan. Un, su, tuz, bir yemek kaşığı kararında maya, bir çay kaşığı kararında toz şeker. Onu hamuru toz şekeriyle ileğine hazırlamadan unumuzu şeye koyuyorum bir kavanoza. Orada sıcacık suyla, çok sıcak değil, çok soğuk da değil. Orada kabarmakta oluyor. Ben de ileğine unu hazırlayıp geliyorum. Ondan sonra hamurumuzu yumuruyoruz. Ama çok güzel yumuruyoruz. Öyle iki garip de koymuyoruz. Puh puh olması için. Güç lazım buna bir de ya bayağı. Evet, o kası yapmışındır bayağı. Bakayım. Dur bakayım göz. Of maşallah. Dışarıdan sandalyede yumuruyorum. Evet. Sandalyede. Evet. Çünkü dizlerim üstüne oturamıyorum. Dizlerim biraz rahatsızlık var herhalde. Evet. Evet, kas şeyler, eklemlerde rahatsızlık var. Bir de yerden güç alamıyorum. 12-13 hamuru yumurmak da ekmeğin hamurunun kolay değil. Biraz güç olmak lazım. Kaç senedir yoğuruyor? Ben 10 yaşında aldım evim dömenini elime. 10 yaşındaydım. Annem bana hamur yumurttuğunda ellerimin hiç canı yoktu. Ellerim acıyordu. 10 yaşından beri hamur yapıyoruz. Evde her işi kendimiz yapıyoruz. Onun için kardeşim... Kaç çocuk var? 3 tane çocuğum var. Kız var mı? 2 tanesi kız. Ona öğrettin mi? Kızlara öğrettin mi? Büyük kızım yapar. Ama ortancılı büyüğün kölgesinde yetiştiği için o biraz şey... O büyüğe güveniyor bence. Evet. Onun pek fazla ekmeğini yemedim. Ama öbürü büyük hamur yumurdu, ekmeği yaptı yani. Büyüğünün ekmeğini yemiş Dilek ablamız. Evet. Onlar şimdi Ölüdeniz'de çalışıyor büyük kız. Yanında yine kardeşi de Ölüdeniz'de çalışıyor. Sağlık meslekte okuyor. Ortancılı kız. Bu sene liseyi bitirdi. Üniversite sınavlarına girdi. Bakalım kazanabilecek mi kazanamayacak mı orasını bilmiyoruz. Gençler öyle. Şimdi şehire göçüyorlar artık. Köylerde durmuyorlar. Evet. Kendi imkanlarından eğer 2 yıllığı zaten pek beğenmiyor.
imkanlarından dershaneye gidecek. Çalıştığı parayı biriktirip dershane parası yapacak. Yeni yılda dershaneye gidecek. Ondan sonra öbür sene 4 yıllık sınava hazırlanacak. Aferin işte. Köyde yetişen kızın farkı da bu. Kendi çalışacak, kendi gideceği dershanenin parasını biriktiriyor çalışarak. Bravo vallahi. Çünkü dershaneyle de öyle konuşmuş. Babama yüklenmeyeceğim. Ben kendim ödeyeceğim parayı demiş. Dershane de ki müdür de biraz yardımcı oluruz demiş. Sağ olsun, Allah razı olsun. Burada yıllardan beri Eren dediğimiz suyun gözü bu su buradan çıkar. İçin albut su eve daha önce Beşler yerine vardı köyümüzün aşağısına. Orada dermenleri çalıştırıyordu. Şimdi artık dermenler kapandı. Balık çiftliğimiz var arkadaşlarımızın. Orada kullanıyor. Millet bir sulama suyu. Güzel bir su. Kendimiz bir su. Neden Eren demişler buraya? Bu sokağa? Bilmiyoruz yani. Onu, o tarihini bilmiyorum ama Eren diye. ...99-2004 yılları arasında Söğütlü'de muhtarlık yapan Murat Güçlü var şu an yanımızda. Söğütlü'nün eski muhtarlarındansınız Murat Bey. Şimdi o dönemde ne hizmetler yaptınız Söğütlü'ye? Söğütlü nasıldı? Şimdi nasıl oldu? Bir gelişme var mı? Köyün yolu traktör yoluydu. Şu alttaki asfalt yol. Bu yolun büyük onarımına uğraştım. Büyük onarımı aldırdım. Bu şekilde yol yapıldı. Yol gayet geniş yapıldı. Vatandaş da dedi ki bu kadar geniş yola ne gerek var? Ne gerek var? Zaman geldi, yollar dar kaldı. Bu yol hiç tamirsiz aynı genişlikte hizmet veriyor. Diğer yollar yapılıyor. Şimdi onun devamına telefon geldi benim zamanımda. Ev telefonları. Şimdi arasanız 3 veya 4 tane kaldı köyde abonesi.
Bunun dışında hizmet olarak bu köprü çok eskiden buradan aşağıya yolu açıldı. Ana mahalleden Yürek Mahallesi'ne yol açıldı. Yalnız Yürek Mahallesi'nden beriye yol açılamadı. Bazı sebeplerden. Tahsisatı çıktıysa da, yani keseceğiz mi bu yayınları sonra yoksa? Kesmeyeceğiz. Kesmeyeceksiniz, ben bütün hakikatleri anlatacağım. Yürek Mahallesi'nden arazilerden geçeceği için yolu ana hükümeti zamanında yolun programını iptal ettirdiler. İptal eden kişileri de biliyorsun, o zaman bilgim var. Aradan yıllar geçti, halk tuttu beni muhtar seçti. Köyümüzün tabii yolu belli, bu yol da çok kötü. Ben bu arada ev inşaatında çalışırken bir sürü bir insan geldi, işlerinde kaymakam da varmış. Hemen seçimin akabine. Kaymakam ben dedi, ormandan muhtar dedi, senin köyü bulamadım dedi. Yolun bile yok dedi. Yaparız dedim ben. Birçok sorular sordular. Gittiler, o zaman da böyle kayıt da vardı. Arkasından hiçbir şey, devlet tarafından bir şey gelmiyor buraya. Gelmiyor. Tarihçesinde sorarsanız bu köyün Fethiye kazasının ilk köyü. Hiçbir köyde okul yokken bu köyde Yunanlıların yaptığı taş yapıdan okul vardı. Bu köydeki okuyan komşu köylerdeki kişiler, çocuklar hakim olmuş, savcı olmuş, avukat olmuş, öğretmen olmuş. Öldüler gittiler onlar. Gazetecisi de vardı. Hepsi vardı. Bu köyde okumuşlar. Bu köy böyle geri kalmış bir köy. Gelelim yola. Gittim Muğla'ya, köy hizmetlerine bir araştırma yaptım. Bana oradaki o günün memurları dedi ki, aynen söyleyeceğim. Muhtar yolu açtıramazsın, boşuna uğraşma. Yol açılır dedim ben. Bunun önü açılmış. Neden oradaki kısa yer açılmasın? Yol şube müdürü de dedi ki, muhtar ne yaparsan yap, ham yol programından kalk diyor, önce ham yolu açalım dedi. Tamam açalım. Ben ne bileyim ötekinin çok sağlam yaptığını. O Ankara'da hükümette o adam. Yolu durduran adam. Neyse biz araştırdık. Yol açılacak. Tuttular benden imza istediler. Vatandaşlardan imzayı topla gel. Bu imza evveli verilmiş. Sen toplayıp geleceksin imzayı. Orada imza var. Ben onları gördüm, araştırdım. Bir ev var dedi, o evden beriye yolu geçiremezsin. Bu ev kim oluyor? Ev, birçok ev var yolun içinde. En sonunda söylettim. O adama söylettim, zaten o adam durdurdu yolu ANAP hükümeti zamanında. Neyse ben tekrar imza topladım, götürdüm. Açılacak. Bir gün dediler, traktörünle beraber Kızılbel'in ütüğünde Bucak diye bir mahalle var. O mahalleye arabanın önüne gel. Hayrola, ne yapacağım ben arabanın önünde traktörle? Çimento yüklü araba geliyor. Köyüne o Kızılbel yolundaki rampayı çıkamayabilir. Orada yükü böleceksiniz. Ben gittim. O günün şoförü azıcık da kellayı bulmuş. Bastı gaza, araba yanarsa yansın, devletin arabası. 500 torba çimento getirdi. Yıktılar oraya. Onu oraya biz başladık köprüyü yapmaya. Ayaklarını döktük. Duruyor o. Hiç köy hizmetlerinden bu köprünün üstü ne olacak diye soran yok. Ben sıkıştırıyorum. En sonunda halkla konuştum. Halka toplantı yaptım. Arkadaşlar bu köprüyü yapacak mıyız? Bu yol böyle duracak mı? Şimdi karşı mahallenin insanı çok çalışır. Köprüyü yapalım. Tamam. Ben o kişilerden aldığım söze göre bir başladım.
bu mahallenin insanı da seyircidir. Bu yayını aynen benim görebilmem lazım. Sonra kesmeden vermeniz gerekli. Şimdi her iki mahalleden emek isteyiyorum. Emeci yok, kanunda kalktı. Ya kanun, sen biliyorsan ben de biliyorum. Ben de çalışmak istemeyirim. Kendi işim markana. Orada bedava çalışır mıyım? Bu iş bizim. Yapacağız bunu. Başladık. Bu oradan geliyor 3 kişi, oradan geliyor 30 kişi. Köprüyü her kimiz kullanacağız. Yol kısa. Biz devam ediyoruz. Sağ olsun bir mühendis vardı köy hizmetlerinde. Demirleri ben dedi getirdireceğim. Kestireceğim. Bütün gelemeğe. Ek yapacağım. Köprü yatağına indireceğim. Bunlar aslında ben yapmam, sen yapman lazım. Tamam. Demirler de geldi. Biz köprüye devam ediyoruz. Bana dediler ki vinç bul. Demirler kaldırıp da gomaya. Neyse ben bir vinç tuttum, buldum. Parası yok. Köylüden para istesem, ben kendimde yok ki, köylüde olsun. Gittim Muğla'ya. Aniden gittim, Fethiye'den gittim. Vali Bey'e çıkacağım. Vali Bey'den köprüye yardım, para isteyeceğim. Yalnız para isterken benim deriye düz olmayacak para, geç gelecek. Vali Bey'in yanına varmadan Hasan Özyer'i aradım. Telefonla aradım. Böyle böyle dedim ben. Randevusuz valinin yanına, binanın önündeyim dedim. Ne olursa olacak bugün dedim. Bu para emri çıkacak, çıkacak. Vardım, beni içeri almadılar. Vali Bey'in kalem müdürü çıktı. Sen dedi muhtaş orada bekleyeceksin. Randevusuz gelmişsin. Bekle. Akşam oldu. Karanlık oldu. Bende araba yok. Ben de şeyle geleceğim. Otobüsle geleceğim. Bana sıra gelme ara. Ya benim söyleyeceğim iki kelime. Vali Bey'in bütün randevuları alıyor. Bereket. Orada çay da parayla satılıyormuş. Çaydı bana acıdı, çay verdi. Dıştan gelene çay da verilmeyeymiş. Valinin başında. Bu olay işte. Türkiye burası. Neyse. Saat 6:30'da şu kadarcık bir kağıt parçasına muhtar gerekli yerden emri aldım, paran çıktı diye bir kağıda yazmış. Vali Bey kalem müdürüne vermiş. Ver bunu muhtara, muhtar geçsin. Geldim, aldım onu, çıktım. Zap aşağı garaja seyrettim. Geldim buraya. Ertesi gün Fethiye'ye gittim. Allah bin kere razı olsun. Özel idarede bir memur vardı. Ona güzel düşüp kalkıyorduk. Para iki taksitle ödeniyordu. Bana bir taksitle parayı al emrini verdi. Ben gittim Ziraat Bankası'na. 5 milyar para bu. 5 milyar paraya kaç gün seyrettim. Aldım. Oradan vinç tuttum. Muğla ile görüştük, konuştuk. Mühendis geldi. Demirleri koyduk. Vinç istedi 1 milyar para. Bu vinç devlet tutsa daha başka olurdu. Bir kolaylığı olsa. Velhasıl böyle yani çok bazı yerlerini kısa kesiyorum. Böylece el birliğiyle yaptınız yani. El birliğiyle yaptık. Yaptık. Çalışmayanlar evveli geçti. Köprüden. Çalışmayanlar evveli geçti. Çünkü onların emeği çok geçtiği için. Çalışmayanlar evveli geçti. Şimdi halen geçiyorlar. Şimdiki muhtardan nasıl hizmetler bekliyorsun? Neler bekliyorsun? Şimdiki muhtarlar mahalle muhtarı oldu. O zaman biz 71 tane köy muhtarıydık. Köy muhtarlarının bir saygınlığı vardı. Bak her şeyi açık konuşacağım. Kaymakama karşı geldim. Hizmetlerden ötürü.
71 tane köy muhtarının içerisinde tek çalışma belgesini bana hazırlamışlar. Belgeli bir tek muhtar. Hizmet onur belgesi hazırlamış, derneğe bırakılmış, imzalamış. Çok bu hizmetleri hep biliyor ya kaymakamlık, hep bir yere toplandığından. Şimdiki muhtardan isteğim, belediye adıyla nerelere müracaat yapacaksa halen suyumuz yok. Bak bu arada biz yaşıyoruz, su yok. Biz belediye gelecek yıl vergi vermeye başlayacağız. Bana su getirmeyen, su içittirmeyen belediyeye ben nasıl para vereyim? Para vermesem ben suçlu olacağım, benden parayı alırlar. Muhtardan en büyük bekledim, seçilmeden de söyledim. Suyu getir dedim. Yollar asfalt. Telefon var, telefonlar iptal, herkes cebinde gezdiriyor. Daha başka ne olsun, sudan başka. En büyük bizim köye ihtiyacı olan su. Şimdi şu anda. Ha buna ben uğraşmadım mı? Uğraştım. Bir kaymakam geldi Kilis'ten, Fethiye. Durdurmadılar onu. İş yapmazdı. Doğrular konuşalım. Yalnız şunu anlatırdı. Kilis'te gece ziyaretini çalarlarmış. Onu uğraşırdım derdi. Kilis'te başka hizmet yok. Su yok köyümüzde. Suya bir çözüm istedim. Sizin köy dedi, haritanın üzerinde çok yeşil gözüküyor dedi. Sizin köy dedi, sulu dedi. Bizim köyün dedim, su alt tarafından çıkıyor, dereden Cenab-ı Hak çıkarmış. Dere boyu akıyor dedim ben. Yukarıya çıkma ara. Ben yukarıya çıkarmanızı isterim dedim. Biraz böyle atalaştık. O da kalktı gitti. Durdurmadılar nefes dedi. Göğüs'ün gözüyle bu hafta Söğütlü köyündeydi. Bakalım haftaya hangi yaylada ya da köyümüzde olacağız. Bizden ayrılmayın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Şu görmüş olduğunuz ev Mevlüt amcamızın evi. Geçen yıl gitti aşağıya, yaşlandı, yaşlılıktan dolayı. Çok... Vefat etti. Hayır. Efendim şu an Söğütlü mahallesinin, ya mahallenin köyü şeydi, mahallenin de mahallesi olur mu muhtarım ya? Söğüt köy diyeceğim ben yani, ben mahalle nereden çıktım? Ya şu gocuz Pınar var ya, malın yani geçinin, ineğin. Yediği her şeyi bizler yiyebiliyoruz ve bize çok faydalı, bunu bilin yani. Ayağımı soktum yerden, su içtim.